Bu videoda elimize böyle bir durum olduğunda ne tür bir tepkime veya tepkimeler elde edeceğimizi bulmak istiyorum. Burada sayarsak 5 köşe var ve bir halkanın içinde. O zaman bromo-siklopentan söz konusu. Bir miktar bromosiklopentanı çözündürdüğümüzü ve çözücümüzün dimetil formamid olduğunu düşünelim. Bu genelde DMF olarak yazılır formülünü de buraya çizdim. Yani ne tür bir çözücü olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca çözeltimizde metoksit iyon da var. Şimdi ne tür bir tepkime olabileceğini düşünelim. Konuyu daraltmak için 4 tepkime türü bağlamında düşüneceğiz. Bu bir SN2, SN1, E2 ve E1 tepkimesi olabilir. İpuçlarına bakarak hangisinin daha olası olduğunu bulacağız ve ardından mekanizmayı çizeceğiz. Öncelikle elimizde çözücü ve çözücünün içindeki diğer maddeler var. Bunların tepkimeyi nasıl etkileyeceğini düşünelim. Bu tepkimeleri her incelediğinizde şunu düşünmelisiniz. Çözücü protik mi, değil mi? Protik olması şu anlama gelir. Ortama hidrojenler verilebilir. Elektronlar kapılabilir ve bu protonlar etrafında dolanabilir. Şuraya bakalım. Elimizde hidrojenler var. Fakat hepsi karbona bağlı durumda. Karbonun hidrojenin elektronlarını kapması ve ardından hidrojenin ortamda dolaşması pek muhtemel değil. Çünkü karbon o kadar da elektronegatif değil. Oksijene bağlı hidrojenler olsaydı o zaman farklı bir durum olurdu. Fakat bu durumda tüm hidrojenler karbonlara bağlı. Elektronlarının alınıp serbest protonlar olarak süzülmeleri pek muhtemel değil. O zaman bu aprotik bir çözücü. SN2 ve SN1 mekanizmalarında olan durum burada da geçerli. SN2 veya E2 tepkimelerinin gerçekleşmesi için ya güçlü bir nükleofil ya da güçlü bir baza ihtiyacımız vardır. Aslında aynı madde ikisi birden olabilir. Fakat her zaman öyle olmak zorunda değil. Protik bir çözücü güçlü bazı veya güçlü nükleofili kararlı hale getirir ve protonlar nükleofille tepkimeye girer. Yani güçlü bazdan veya nükleofilden elektronları alır. SN2 veya E2 olması için etrafta proton bulunmamalıdır ve aprotik bir çözücüye ihtiyacımız vardır. Bu aprotik çözücü SN2 veya E2 tepkimelerine ortam sağlar. Şimdi tepkimeye girenleri yani reaktantları düşünelim. Burada metoksit iyonumuz var. Aslında gayet güçlü bir nükleofil. Bu da bizi SN2'ye yönlendirir. Çok büyük bir molekül olmadığı için engellenmeyecektir. Aynı zamanda aşırı derecede güçlü bir baz. Hidroksitten bile daha güçlü. Bu da E2 tepkimesi olacağına dair bir işarettir. Son düşünmemiz gereken şey ayrılan grubun kopup ayrılabileceği karbon. Bromo siklopentana baktığımızda zincire bağlı yalnızca bir fonksiyonel grup görüyoruz. O da buradaki bromo grubu ve bu karbona bağlı. Buna alfa karbon diyebiliriz. İkincil bir karbon. Yani iki diğer karbona daha bağlı. Bu alfa karbon ikincil bir karbondur. Bu da onu bu karışımda nötr hale getirir. Metil veya birinci karbon olsaydı SN2 tepkimesi olurdu. Üçüncül karbon olsaydı SN1 veya E1 olabilirdi. Çünkü kararlı bir karbokatyon olurdu. Ayrılan grup ayrılırdı. Bu da başka bir karbona bağlı olsaydı çok kararlı olurdu. Fakat bu durumda iki karbona bağlı olan ikinci il karbon söz konusu ve biraz nötr. Kısacası bu tepkimelerden herhangi biri gerçekleşebilir. Diğer tüm veri noktalarına bakarsak hepsi SN2 veya E2'ye işaret ediyorlar. Güçlü bir nükleofil yani bazımız var. Aprotik çözücümüz var. O zaman SN2 veya E2 olacak. O halde tepkimeleri çizelim. Öncelikle SN2'yi yapalım. Molekülü de yeniden çizeyim. İşte siklopentan kısmı. Bromo grubumuz burada. Metoksit iyonumuz burada. CH3O- ve diğer bir şekilde çizersek bu oksijenin 7 değerlik elektronu var ve negatif yüklü. Buradaki elektronlardan biri buradaki substrata saldırabilir. Bu olduğunda eş zamanlı olarak bu brom aynı karbondan bir elektron kapabilecektir. Ardından brom bromür iyonuna dönüşür. Şöyle 7 değerlik elektronu vardı. Burada da aynısını çizelim. Evet. Şimdi bir tane daha elektron aldı ve bromür oldu. Böyle çizelim. Artık negatif yükü var. Zinciri çizecek olsaydık böyle görünürdü. Aslında bu akiral substrat olduğu için karbon bağlantılarının çizimi konusunda çok detaycı davranmamıza gerek yok. Metoksit iyon burada olacak ama bağlı olduğu için artık iyon özelliğini kaybetti. OCH3. Tabii ki bu karbonun burada göstermediğimiz bir de hidrojeni var. Evet. Bu SN2 tepkimesiydi. Şimdi E2 tepkimesine düşünelim. E2'nin hakkını verebilmek için hidrojenlerin bir kısmını çizmek durumundayız. Mavi renk kullanalım. Önce yine siklopentan kısmını çizeyim. Beşgenimiz bu şekilde olacak. Bu bromun 7 değerlik elektronu var. Bu alfa karbon. Ardından 2 beta karbonumuz var. Burada ve burada olacaklar. Her birinde 2 hidrojen mevcut. Farkındayım okuması biraz zor hale geldi ama ikisinde de 2 iki hidrojen var. Biraz daha güzel çizsem iyi olacak. Şöyle siliyorum. Her birinin üzerinde bu şekilde iki hidrojen var. Burada metoksit iyonu güçlü nükleofildi. E2 de güçlü baz yerine geçecek. Bu beta karbonların birinden hidrojen kapacak. Hangisi diye sorabilirsiniz. Zayıt sev kuralına bakalım ama fark etmez. Bunlar simetrik, her ikisi de iki karbona ve aynı sayıda hidrojene bağlı. O yüzden fark etmez. Metoksit iyonunu çizeyim. 6 elektron burada. CH3 ile tek bağ var. Negatif yüke sahip. Çok çok güçlü bir baz. Buraya gidip hidrojeni kapıp hidrojenin elektronluğu geride bırakabilir. Bir renk seçeyim. Bu elektron bağ kurması için hidrojene verilebilir. Hidrojenin bu elektronu da şimdi alfa karbona verilebilir ve çift bağ oluşur. Alfa karbon bu elektronu alıyor artık bu bromo grubu ayrılabilir. Biliyorsunuz bromo grubu iyi bir ayrılan grup. İyi ayrılan gruplar tüm bu tepkimelerin gerçekleşmesi için itici bir faktördür. Yani bu bahsettiğimiz dört tepkimenin de gerçekleşmesini sağlar. Evet, karbon elektronu alıyor ve brom da bu karbonun elektronunu alıyor. E2 ve SN2 tepkimelerinin belirgin bir özelliği olarak Bunlar hız kısıtlayıcı basamaktan etkilenir ve yalnızca tek bir adım vardır. Bu şekilde metoksit iyonu hidrojeni alır ve metanole dönüşür. Şöyle çizeyim. 5 tane elektron vardı. Beşincisi de işte bu. Bu hidrojenle bağ kurar. Hidrojen kendi elektronunu arkada bırakır. Şimdi siklopentan kısmı çizeyim. Siklopentan önceden böyle görünüyordu. Burası hidrojene bağlıydı. Fakat şimdi bu elektron buradaki alfa karbonla bağ oluşturmak için kullanılacak. Alfa karbonu da çizeyim. Tabii ki bu köşe noktalarının hepsinde aslında karbonumuz var. Şimdi bu alfa karbonla bir çift bağ oluşacak. Bu şekilde çizebiliriz. İşte çift bağ. Tabii ki burada bir karbon daha var. Şimdi bu çift bağ oluştu. Bu römür ayrıldı. Yanındaki bu karbondan aldığı elektronu götürdü. Artık karbonun ona ihtiyacı yok çok elektronegatif olduğu için zaten onu kapmaya başlamıştı bile. Brom bu turuncu elektronu alır ve bromür olur. İşte bitti. İlk sorumuza geri dönersek hangi tepkimenin veya mekanizmanın daha olası olduğunu sormuştuk. Aslında hem SN2 hem de E2. Bu ikisinin de gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü ikisini de olası kılan unsurlar var. Bu SN2 tepkimesi bu tepkime için laboratuvarda neyi kullandıysak mesela deney şişesi olabilir. İşte onun içinde SN2 tepkimesi gerçekleşir ve ayrıca E2 tepkimesi de gerçekleşir. Kısacası buradaki ve buradaki ürünlerin tamamının oluştuğunu görürüz.